Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir sahur, iftar, Ramazan vloguyla yine karşınızdayız. Hazır mı Ayla? Ben hazırım. İyi Benimki tamam. nerede? O önemli olan. Şu an biraz uykum var. Şu an saat kaç? 3'e doğru geliyor. Hatta şurada televizyonun saatinden de size göstereceğim zaten. Tamamen orijinal, doğal, gerçek bir sahur, iftar, Ramazan ayı vlogu çekiyoruz size. Çok istiyordunuz. Bugüne kısmetmiş. Şimdi size bir saati göstereyim. İnancınız olsun her şey %100 gerçek yani. Hatta bakın sofra da kuruluyor şu an. Daha da getirmeye devam ediyor Ayla. Evet bakın şu anda saat 02:32. Haber kanalı açık. Şimdi hep beraber Melike'yi uyandırmaya gideceğiz. Gazamız mübarek olsun Ayla. Saatim derdim tamam mı? Sakinim. Evet şu anda yukarı çıkıyorum. Yukarısı karanlıktır büyük olasılık. Evet uyuyor şu anda. Kızım. Oruç tutacağım demedin mi? Eren niye senin yanında yatıyor? Anlıyor. Aman arkadaşlar. Eren. Oğlum bana bak. Bak bana paşam. Hadi yatağına geç sen niye ablanın yanındasın? Hadi görüşürüz. Ne? Kızım ne görüşmesin? Seni bu şekilde götürmek istemiyorum. Hadi hadi. Evet saat şu an 2:34. Beni bırakın da ben uyuyayım. Oruç tutmayacağım mı? Aa doğru. Oruç tutacağım. Kaldır baba beni. Sofrayı kurunca bana hazırla demedin mi? Tamam kanka, tamam biraz. İyi sana 5 dakika veriyorum tamam mı? Hadi hazırlan aşağı gel. Kızım ben seni sahura kaldıramıyorum. Sen nasıl yiyeceksin? Nasıl oruç tutacaksın ya? Baba 3 dakikaya gelirim dedim mi? Kızım 15 dakikadır ben bekliyorum aşağıda. Gelmedin gene çıktım yukarı. Beş dakikaya geliyorum. Evet ezan okunacak. Ezan okunca bir daha olmaz. Tamam sen git geliyorum. Gelmiyor Ayla. Baba geliyorum git geliyorum. Tamam hadi bekliyorum. Yumurtanın sarısı. Nerede Melike'nin yarısı? Hala Melike yok. Evet arkadaşlar bunu şu an kaç dakika geçmişti aradan? 6 dakikadır bekliyoruz. Evet yukarıdan aşağı indik 6 dakikadır bekliyoruz. Bunu neden sofrada soyuyorum diye soracak olursanız hayır sormuyoruz. Ben bu renk yumurta sevmediğim için karışmasın diye masada kurt şey yapıyorum soyuyorum. Bunu Serkan'la Melike yiyor. Evet arkadaşlar bakın masamız bu şekilde çay koymuş ama Melike bence çay içeceğini pek zannetmem. İçer içer. Böyle hafif şeyler yiyoruz. Hafif şeyleri neden yiyoruz onu da söyleyeyim. Hafif Sadece olmak için. oruç tutacağımız zaman fazlasını yediğimiz zaman arkadaşlar bu sefer de gece ağırlık ve hazımsızlık yapıyor. Böyle yiyoruz. Mesela çok hafif olsun diye gece makarna salatası evet, bir yiyeceğiz. dakika dur. Günaydın. Ne? Günaydın. Arkadaşlar merhaba demeyecek misin? Arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar dediğim gibi tamamen %100 doğal ve gerçek. Kurgu falan yok yani. Kurgu olsa da Eren orada olmazdı. Abi o nasıl bir kalkıştı? Melike videoyu izleyince şoka gireceksin. Eren'in yanından bir kalkışı var. Eren niye benim yanıma geldi? Gece korktu mu ne? Bir de çocuğun üstü açık kalmış. Sen üstüne bütün örtüyü çekmişsin. Çocuk donmuş, iki büklü uyumuş. Şimdi biz aşağıdayız. Normalde bizim yanımıza geliyor. Ama biz yokuz. Aşağıdayız diye senin yanına gelmiş. Evet, bu reçeli de ben yaptım. Göstermezsem şey yaparım. Evet arkadaşlar, ver şerbeti, ver bana. Tamam, evet, biraz su hayır, olmuş ver, ver. Olabilir. Tamam, ver, ver. Bir şey söyleyeyim. Çileğin suçu. Evet, bakın arkadaşlar. Siz böyle bir reçel gördünüz mü? Komposto gibi. Güzel değil mi kızım? Güzel mi kızım? Hadi, hadi güzel kahvaltı yapalım. Bak babam bize sıcak pide aldı, gördün mü? Bak sıcacık. Babamı ben tanıyorsam hayatta gidip pide almaz bize. Adam. Hayatta pideyi ben bu saatte 3'te gidip de pide alacağım he. Molaşa sen ben de almazdım pardon. Dün bir yağmur yağdı, bir yağmur yağdı. Şu camdan sabaha kadar karavana baktı. Üstü açık.
Sabaha kadar şunu karana dedi. Karana bakmadım, arabaya baktım içine su gidiyor mu falan diye. Giriyor mu girmiyor mu diye ama gidip de o şeyi kapamadı. Ağzım uçtu galiba, ben yemek yemiyorum. Normalde pek alışkın değilsin tabii. Senede bir kere gece 3'te ilk defa yemek yiyorsun. Evet, bu Melike'nin ilk orucu zaten şu anda. Hı-hı. İlk tuttuğu oruç. Bu sene ilk tuttuğu oruç. Bu sene ilk tuttu. Yani daha önce de tutacağım. Bir sürü oruç vlogumuz var zaten, bildin mi? Bu sene ilk oldu. Hastanedir. Gene bir cenazemiz oldu arkadaşlar yakınlarımızdan. Falan filan derken bayağı bir koşturmaca vardı. Evet, yemeğimizi yiyelim. Hadi bismillah diyelim. Sahur yapalım. Ondan sonra yarın iftara doğru, sona doğru bakalım videomuz nasıl olacak. Güzel bir like bekliyoruz sizden. Ama uyanışın harikaydı Melike. Hele ki Eren'in o kalkışına bayılacaklar, bak göreceksin. Teşekkür ederim. Hadi gömün. Bismillah. Hadi bismillah. Doydun mu? Doymadın mı? Doydum. Allah'a çok şükür. Ya sen doydun. Sofranın tamamını yedi. Ben de çok şükür doydum. Sen şimdi şu bardağı al. Benim klasik görevim. Evet. Bana çay, bir çay getir. Tabii efendim. Hadi bakalım. Size bir ders vereyim. Hı-hı. Bir kural. Çaya bakarak yürümeyeceksiniz. Kimden öğrendin bunu? Senden. Yemek yedi ya, kendine geldi. İleriye bakarak yürüyeceksiniz böyle. Yoksa daha çok sağlayıp döker misiniz? Valla ben ileriye bakma daha çok döküyorum ama olsun. Evet. Çaya bakmadan böyle giderseniz daha hızlı yürüyorsun. Uykusu yeni yeni açılmış ya. Böyle bir kafa geliyor, bir kafa gidiyor yani. Senden de yardım bekliyoruz sofra konusunda. Çok uykum var. Hı? Çok uykum var. Geliyorsun gidiyorsun, geliyorsun gidiyorsun. Sizin uykunuz yok mu ya? Nasıl bu kadar mutlusunuz, enerjisiniz? Aa, ben size bir şey... Şimdi ben daha toparlamıyorum. Tamam. Size bırakayım. Gerisini biz kaldırırız, teşekkür ederiz. Şimdi bakın, sana hayatında göreceğin en... egzantrik sihri göstereceğim, tamam mı? Kimse göremezsin böyle bir şey benden başka. Şimdi bak, şöyle göstereyim. Bak, bunu görüyorsun değil mi? Evet. Bir şey var mı? Yok. Evet. Şimdi bak. 1 2 Ne bu? Sihire bak Allah aşkına. Allah'ım yarabbim ya. Gerisini toplamamak için kaçışını gördün mü? Serkan bak şimdi sana bir sihir yapıyorum. 1 2 Ben senin kaybolabileceğini düşünmüyorum hala. Çünkü fazlaca Melike'den bir boyut var. Evet. Arkadaşlar sabah devamını çekeceğiz inşallah. Hadi kalk sofrayı toplayalım. Hadi aynen. Artık sabah oldu. Günaydın. Günaydın arkadaşlar hepinize. Bu seneki ilk orucumun ilk sabahına hepiniz hoş geldiniz. Vallahi 5 dakika önce uyandım. Hala şu an kendimde değilim. Öyle söyleyeyim. Zaten yüzümden anlayabilirsiniz. Yüzüm hala şiş. Vallahi kendimi çok iyi hissediyorum. Sabah kalkar kalkmaz çok acıkırım falan diye düşünmüştüm. Ama vallahi hiç de acıkmadım şu anda. Normal her zamanki şeylerimi yapacağım. İşte gideceğim elimi yüzümü falan yıkayacağım. Bakımımı yapacağım. Onları da sizlere zaten göstereceğim. Çok bakım yapmayacağım zaten. İlk olarak yüzüme tonik sıkacağım. Nemlendirsin diye. Normalde arkadaşlar ben işte sabah kalkıyorum. Kahvaltımı yaptıktan sonra spor yapıyordum. Ama bu sefer yapamayacağım. Çünkü ne kadar çok spor yaparsam o kadar çok acıkırım. Bundan dolayı ben şey dedim, işte odamı falan toparlarım, evi toparlarım. Hani böyle basit bir, hem odamı toparlamış falan olurum hem de spor yapmış olurum yani. Gül suyu sıkacağım. Gül suyu çok güzel kokuyor ya. Siz de yorumlar yazın arkadaşlar, gül suyu benim kadar seviyor musunuz? Niye bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor. Gül yağı falan böyle. Mükemmel. Daha sonra şöyle... Bu toniği de yüzüme bu şekilde sürüyorum. Ayrıca yüzüm kurumasın diye de krem süreceğim yüzüme. Ay yağmur, bir yağmur sesi geldi ya. Evet yağmur yağıyor. Yanlış duymamışım. Şöyle kremimi de sürüyorum. Mis gibi. Şimdi arkadaşlar kirpiklerimi kıvıracağım ve vazelin süreceğim. Kirpiklerimi kıvırmak, ya normalde kirpiklerimi makyaj yaparken kıvırıyorum.
Şöyle. Ama ev içinde de böyle ne bileyim kıvrık durması çok hoşuma gidiyor. Öyle kıvırıyorum. Bakım olarak da vazelin süreceğim. Aynı şekilde kaşlarıma da. Evet, bakımım bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Vallahi bundan sonra ne yaparım bilmiyorum. Odamı falan toparlarım herhalde. Hiç de istemiyorum aslında var ya. Hiç de elim gitmiyor yani. Yatıp uyumak istiyorum. Zaten ne yaparsam sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle odamı toplarım yani. Ne yapacağım başka? Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Resmen kar yağıyor. Ay abi, ben annem şaka yapıyor diye düşünmüştüm. Böyle kar yağıyor dedi de gerçekmiş. Bakın hemen 2 dakika tuttu bakın. Öyle bir yoğun yağ yok ki yani gözü görmüyor diyebilirim. Şu şekilde daha bir belli oluyor. Bakın. Hayır, kesin çıkacak bu, kesin. Evet, şu anda aşırı derecede bir hava soğudu. Aşırı sertleşti yani. Ama bir iki saat daha böyle yağarsa full zaten buralara dolmuş olur. O zaman da çıkar oynarım yani. Aynen. Dolar böyle yani, bir saat yağsın her taraf dolar. Dolma sarıyorsun, yüzünden düşen niye 1000 parça? Canım çekiyor. Evet arkadaşlar, dolma mı yapıyorsunuz? Ya bunu açmak, koymak, sarmak çok zor gerçekten ya. Mesela bak baba, bir annemin yaptıklarına bak. Bir de benim yaptıklarıma bak. Yok, gayet güzel Anneminki ince oluyor, benimki yamuk yamuk dombili bu. oluyor. Senin hangi, senin? Bu anneminki, bak ne güzel, bu da benimki. Melike, sanki seninki böyle şey gibi ne olmuş? Bak. Tam böyle Şuna bak. atacakken yaprağı vazgeçip sarmışsın gibi. Ama çok garip duruyor ama olsun ya, yenir. Ben kendimkileri yerim valla. Evet arkadaşlar, şu an saat 3'e yaklaşıyor. Oruç şu anda nasıl gidiyor? Valla ben şaşırtmadım. Dayanıklısın değil mi? Aynen, Ben şey dayanıklıyım. de çıkacağım biraz sonra. Evet, onları da sizlere Karın inmesini göstereceğim. bekliyoruz. Evet, az önce de kar yağdı, videoyu çektik zaten. Dolma var bu akşam. Yemek olarak başka Ya ne var? belki sana ne yapayım dedim. Çubuk makarna yap Ya ben dedim. arkadaşlar çubuk makarnayı çok seviyorum. Yani başka hiçbir yemeğe gerek yok. Hı? Şöyle yapıyorsunuz. Hatta göstereyim size de. Başka ne? İftarlık ne yapacaksın? Sadece çubuk makarna ile şey mi? Çubuk makarna, yaprak sarması, mercimek çorbası, kahvaltı, çok şükür. Şöyle Sen bize gidip pide sarıyorsunuz. alacaksın. Tırnaklardan saramıyorsun işte. Ben sana dedim, o kadar uzun tırnak yapma. Yok. Ben çok mutluyum. Ama böyle Sarması. dombili oluyor sonra. Sana Hata benzedi. bende değil Sana ama. benzedi. Hatem aynı senin da. Sen konuşma ya. Bir şey diyeceğim ama Sen annemle. Karadenizli gibi konuşamıyorsun. Valla ben konuşuyorum ama sen konuşamazsın. Ben de konuşuyorum, görmüyorsun. Senin var ya, geninde bir Karadenizli var ha. Biz böyle dolma Boş yapardık. ya. Biz ailece böyle dolma yapardık, yiyorduk da. Biz bugün mü? Ay. Ay çok güzel konuştum. Bir daha yap bakayım. Haçem, biz böyle dolma yapar yiyorduk da. Haçem ne? Haçem derler onlar. Haçem Ha. mi? Haçem mi? Öyle diyorlar. Mesela bak bunu yırttım. Ama atma Ya, yani. ama Ziyan etme atmayacağım. yaprağı. Tamam, küçük küçük bir tane yaparım ben. Ha, bir de küçük Şu küçük an yapacağım. hem Büyük bitki. yapıyorlar, hem yapıyorlar, hem salyalarını tutuyorlar. Hepsi tükürüğünü yutarken görüyorum. Ya inanır mısınız? Şu anda şunu yemek istiyorum. Şöyle alıp yemek Evet, istiyorum bu yani. içimiz mi oluyor? Yok, dışımız. Hayır, ben şaka yapmam. İç mi oluyor? Evet. İç, evet. Bu yaprağı. Evet, bu tuz. Hı? Bakayım. Peçete. Allah'ını seversen. Bu ne? Peki bu tam boş böyle. Orada çürük olanları, sarılmayacak olanları, aldığımızda yırtılanları koyuyoruz. Dibe seriyorsunuz değil mi onları? Çürükleri dibe sarıyoruz. Aferin kızım, ortalığı iyice karıştırdınız. Çürükleri, bu çöp olanlar değil Yırtık, mi? yırtık kızım. Yırtık, bozuk Yırtık. olan. Ha işte ben öyle Yırtık dedim. diyecekti, çöp dedi. Bence yenir. Serkan sen sarsana bir tane. Evet baba, Ben sen sar bir başlayamam ya, tane. tamam. Benim ellerim temiz değil sizin gibi. Hemen nasıl şey yapıyorsun? Çünkü benim gibi yapamazsın. Az kaldı, az Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Böyle birazcık uzandım. Yaklaşık bir yarım saat falan. Hareketsiz bir şekilde yattım. Bir enerji geldi bana. Annem tatlı yapacakmış. Yalancı Tavuk tavuk göğsü göğsü. tatlısı. Biraz garip bir ismi var ama gerçekten tadı çok güzel. Böyle yüzüm çökmüştü. Dedim biraz makyaj yapayım, toparlanayım, biraz kendime geleyim dedim. Zaman geçsin diye de yukarıya anneme yardım etmeye karar verdim arkadaşlar. Annemden tatlıyla alakalı bütün her şeyi topladım. Bütün bilgileri topladım. Tatlıyı ben yapmaya çalışacağım. Ama şimdi altını çok açtım. Biraz kısıyorum. Şöyle göster anne. Tereyağı annem koymuş zaten. Şimdi biraz erimesini bekleyeceğim. Bununla da böyle biraz karıştıracağım arkadaşlar. Tamam, evet arkadaşlar. Hepsini Çok döküyorum. hızlı bir şekilde hemen çırpıyor. Tamam. Çok 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 hızlı hızlı. Hızlı hızlı yapıyorum zaten. Daha hızlı.
Döktük dağıttık ama. Bunun böyle hamur gibi olması mı lazım? Olmaması lazım işte. Topaklanmayacak. Hadi. Aa, evet. Nasıl et? Hamur oldu bu. Olmayacak işte. Sorun orada. Bana niye bakıyorsun? Ben... Oraya bak. Ama anne hani bu tatlıyı biliyordun sen? Biliyorum ama ben böyle yapmıyorum. Şu an bozdun mu tatlıyı? Sana ne oldu? Yardım edeyim mi? Anne etsene. Ha. Bence daha oldu. Hızlı, daha hızlı. Dur, dikkat et, sütü dökeceğim. Tamam, dök bakayım. Ya, ya ben nereden dediğimde ben yardım edeceğim dedim tatlı ya. Nereden? Yani ben ne güzel rahatça yatıyordum yanında. Bak bir yorgunluk çaktı şu an. Şekeri de dökebilirsin şimdi. Hepsini döküyorum bak. Hepsini, bana hepsini. Hızlı karıştırmam gerekirse söyle, bu topaklanmıyor değil mi? Yok, şeker topaklanmaz anne. Ha, tamam. Az önceki de topaklanmıyordu, bir anda topaklandı. Karıştır karıştır karıştır, hızlı hızlı. Anne ben ortalığı dağıtıyorum zaten, ikimiz iyice dağıtacağız. Peki şimdi anne ben bunu karıştırdım. Karıştırdıktan sonra ne yapacağız? Bunun pişmesini bekleyeceğiz. Bunu iyice karıştıracağız. Bu böyle muhallebi gibi olacak. Hı-hı. İndirmeye yakın bir tane vanilya atıp içine. Ha, benim mikserim var ya, blender'ım. Bu vanilyamız da burada. Soğumuş. Tamam. Blender'dan da çırpacağım. Ondan sonra bolcama bir dökeceğim. Üstüne de hindistan cevizi, tarçın. Oh mis. Eteri. Lezzeti değil. Şimdi ben ne kadar damla karıştıracağım. Ya sen git içeri. Ben biraz karıştırıp vanilyayı dökerken çağırırım seni. Kıyamam. İyi valla. Ayıcık iyisin sen. İyi hadi o zaman. Ben gidiyorum anneciğim. Hadi görüşürüz. Sen hallet burayı. Tamam. Evet arkadaşlar, ben kaçtım. Bak hala karıştırıyor içeride. Eren. Ah nasılsın, iyi misin? Ay yanaklarına kurban. Tatlı yapıyoruz annemle sana. Hadi bay bay. Göp gir. İyi hadi görüşürüz, seni Eren'i rahat bırakayım. Tamam. Üzerine falan böyle arkadaşlar, daha sonra hindistan cevizi dökeceğiz. Çok güzel bir tatlı olacak. Süper oldu. Mükemmel oldu. Babama yediremiyoruz bu tatlıdan, tamam mı? Şimdi bundan sonra ne kaldı? İftar hazırlığı. İftar hazırlığımız var. Aslında benim daha çok işim var arkadaşlar ama bundan sonra iftar... Ay çok heyecanlıyım var ya. Ne olsun? Çok mutluyum arkadaşlar. Zaten bir buçuk saat falan kaldı. Hazırlamayı falan da hepsini sizlere göstereceğim zaten. Haydi git içeri. Kaçıyorum. Koş. Hadi görüşürüz. Heh, oldu. Evet arkadaşlar, sonunda iftara az kaldı ve ben çok heyecanlıyım. Ekstradan da çok acıktım. Hemen sizlerle birlikte iftar sofrasını kuracağım. Zaten getir götür yaparken beni göreceksiniz. Vallahi çok heyecanlıyım. Çok da acıktım. Hemen arkadaşlar şöyle tabakları yanıma almıştım zaten. Ben böylesini dizerken siz de beni izleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle. Hemen koşup yemekleri getiriyorum. Evet, zaten bizim her soframız arkadaşlar olmazsa olmaz kahvaltılıklarımız. Turşu ve kaşar. Gönder anne, gönder. Salam ve daha sonra adını unuttum ya. Yeşil zeytinimiz de burada. Yine zeytin ve yumurta salatası. Evet arkadaşlar, ön hazırlığımızı gördüğünüz gibi yaptık. İftara böyle bir 5 dakika, yani ezin okunmasına 5 dakika kala falan asıl yemekleri getireceğiz. Çünkü onları ısıtacağız falan, şimdi soğuyacaklar ezana kadar. Ondan dolayı ezana 5 dakika kala falan dediğim gibi koyacağız. Onları da sizlere göstereceğim zaten. Ama ön hazırlığımızı arkadaşlar bu şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Hazır mısınız? Hazırız. Evet şu an saat... 32 oldu ama hadi ya. 32 oldu evet, ama ezan sesini duymamız lazım. Dışarıdaki ezan sesini bekliyoruz. O arada menüyü göstereyim arkadaşlar. Pidemiz var. Pideyi ben yaptım. Sen yaptın. Ondan sonra salatamız var. Pizzamız var. Dolma var. Canım makarnam. Olmazsa olmazım. Melike makarnaya bayılıyor. Çorba içmiyor. Normalde aslında iftarda çorba içersen... Allah'ım çok... Okunuyor mu? Dur bakayım. Dur. Evet arkadaşlar, ezan okunuyor şu an, duyuyorsunuz canlı canlı. Evet. Şu perdeyi çekelim. Hazır mıyız? Hazırım. Ya Rabbim niyet ettim. Senin için bugünkü Ramazan orucumu bozmaya. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin.
Ay çok güzel bir his var ya. Evet arkadaşlar, menüyü göstermeye devam ediyorum. Melike orucunu bozdu çok şükür. Beni Allah kabul etsin tekrar. Çok şükür. Evet, menüde ne vardı? Canınızı çekmesin. Zaten iftar saatiyle aynı saatte mi izliyorsunuz? Yok, siz biraz erken izliyorsunuz. Biz 5'te açıyoruz biz, videoyu çünkü. Aynen, bir iki saat daha erken izliyorlar. Belki bu videoyu sadece sizin alarak iftar saatinde açabiliriz. Evet, neyimiz var? Tavuğumuz var. Pizzamız yoğurdumuz var. Var. Pizzamız var. Makarnamız var. Burada yine makarna salatamız var. Etimiz var. He? Tavuğu söyledim zaten. Reçel, salam, yoğurt, zeytin, eski kaşar ve yeni kaşar karışık biber. Turşumuz var. Çok güzel bir ambiyans versin diye bir ışığı var. Çok güzel duruyor. Eren'in fikri bu da. Ayla'nın önünde çorba var. Nutella'mız var. Pastırma var. Zeytin var. Şeker var. Var da var. Allah daha çok versin. Allah olmayana versin. Bence çok güzel bir soframız var. Allah'a hamdolsun. Şükürler olsun. Acıktığımı fark etmemişim. Evet. Ama çok acıkmışım. Yiyince fark ettim şimdi. Evet. Makarna varken elinde pizza yiyen koca yürekli Melike. Şimdi onlara dalacağım. Evet. Şimdi yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Videomuz kaldığı yerden devam edecek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masaya yine ben her zamanki gibi tertemiz yaptım. Yine her şeyi ben kaldırdım. Bir de en çok yorulan da bendim yani. Neyse. Ben bunu sonra onlarla kavga edeceğim zaten. Konuşacağım sonra onlarla ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en son şeyi de bıraktım. Kusura bakmayın birazcık dağınık mutfak. İftardan sonra herkesin evinde olan şeyler bunlar zaten. Ve unuttuğum bir şey sizlere göstereceğim. Ağzıma lokmayı böyle koyarken direkt aklıma geldi. Yaptığımız tatlı arkadaşlar. Bakar mısınız bak. Şuna bak. Film bile yapılır yani. O kadar güzel bir tatlı oldu. Ve çok da güzel kokuyor. Ama imkansız yemem. Çünkü neredeyse masadaki bütün her şeyi yedim yuttum. Karnım şiş. Yersem ölürüm yani. Öyle diyeyim size. Kimse beni bir daha ayıltamaz. Şimdi yukarı çıkacağım. Eğer uyumazsam yarın yetiştirmem gereken ödevlerim var. Onları yapacağım. Hızlı olmam lazım. Hatta hafiften koşayım da midem direkt ileri eriteyim. Evet arkadaşlar. Sonunda odama geldim. Gerçekten çok yorgunum. Şu an böyle gidesim var. Yatağıma gidip uyuyasım var. Hatta gönül ister ki direkt şu anda uyuyayım. Sabahleyin kalkayım yani. Öyle. Ama maalesef yapmam gereken derslerim var ki bayağı da fazlalar. Bu videoyu kapattıktan sonra direkt onları yapmaya başlayacağım. Yemek yediğim için çok huzurlu ve çok mutluyum. Arkadaşlar bu Ramazan'da sizler için bir oluş vlog çekmek bana çok şükür ki nasip oldu. Her gün her gün çekmek, ya bir ay boyunca oruç vlogu çekmek bana birazcık gereksiz geliyor açıkçası. Ya bir vlog çekiyorum hani çok isterseniz eğer hani maksimum iki vlog çekiyorum. Bana bu yeterli geliyor arkadaşlar. Bugün de zaten sizlere ne yaptıysam gösterdim. Hiçbir şekilde bir süsleme, kurgu hiçbir şey yapmadım. Gün içerisinde ne yaptıysak gösterdik. Bence çok güzel bir aile vlogu oldu. Daha doğrusu babam başlattı. Ben sonuna getirdim ama bence çok güzel bir vlog oldu. Ayrıca arkadaşlar videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bunu her zaman söylüyorum. Sizin çünkü beğenileriniz bize azim veriyor, motive veriyor. Ya da o videoyu çok fazla hani beğendiğinizi gösteriyor. O yüzden alttaki şu beğeni tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü bugün hem oruçlu halimde sizlere çok güzel bir vlog çekmeye çalıştım. Hem de yoruldum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Benim ödevlerimi yapmam lazım. Görüşürüz.